Merhaba Balık Sokak sakinleri. Bugün sizlere evdeki fazla eşyalarla bir turna ya da levrek avında kullanabileceğiniz kaşık yapmaya çalışacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler evde bulunan kalın ip. Yani bunun yerine kalın misina da kullanabilirsiniz. Bildiğimiz iplik. Evde fazla bulunan bir dolabımızda fazladan bulunan bir fırdöndü büyük boy, bir adet küçük kurşun ve eski bozulan sahtelerinizden çıkarabileceğiniz bir adet üçlü kanca. Bunu hemen kaşığa dönüştüreceğiz arkadaşlar. Bunun için malzemelerimizi kenara çekelim sırayla. Öncelikle arkadaşlar kaşıklarımızı hazırlamamız lazım. Kaşıklarımızı hazırlamamız için bu şekilde arkadaşlar karşılıklı iki tarafını eğiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım, sadece eğdim. Farklı renkte kapaklar kullanırsanız bu balığın ilgisini daha da çekebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koyalım. İlk yapacağımız iş arkadaşlar matkapla delmek. Tabii bu matkap olmasına gerek yok. Çiviyle tek vuruşta delinebiliyor arkadaşlar. Şu an benim elimde çivi yok. Matkapla deliyorum. Çiviyle normalde delmek daha kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane delik oldu. Tamam arkadaşlar, kapaklarımız hazır. Böyle göstereyim arkadaşlar ne yaptığımı. Kapağı karşılıklı olarak derdim. İlk yapacağım iş arkadaşlar fırdöndüğüyle. Fırdöndüğü deliklerden birinden geçiriyoruz. Aynı zamanda daha öncesinden hazırladığımız 20'lik ya da 30'luk kurşun içinden de geçiriyoruz ve kapıyoruz arkadaşlar. Ve eğiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci yapacağımız iş arkadaşlar, kenara çekelim göstereyim. Yaklaşık olarak iğnemizi bağlayacağız arkadaşlar ipimize. Normal kör bir balıkçı düğümü atacağım. Daha önceki videolarda zaten nasıl atıldığını göstermiştik. Evet arkadaşlar, düğümümüz hazır. Fazlalığını kesiyoruz. Bu arada ben burada siyah ip kullanıyorum. Normalde siz kendi ipinizi kullanın. Siyah kullanmamaya gayret gösterin arkadaşlar. Ben siz daha rahat göresiniz diye siyah kullandım. İkinci yapacağımız işe gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iğnemizin bulunduğu arkadaşlar ipi diğer kapağımızdan geçiriyoruz. Aynı ipi az önce hazırladığımız kapaktan da geçiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapacağımız tek iş şu an şuradan bağlamak. Kalan fazlalığı keselim. Arkadaşlar normalde bu benim 1 dakikamı alıyor. Şu an siz daha rahat görebilirsiniz diye gayet yavaş çalışmaya çalışıyorum. Yavaş iş yapıyorum. Fazlalığını yakalım da. Dediğim gibi siz misine ile çalışırsanız 50'lik 60'lık misine ile sıkıntı çıkmaz. Kaşığımızın son hali arkadaşlar bu.
kısmını içine alıp kapatmamız gerekiyor. Hiç kapatmasak da olur da işte. Şimdi oldu. Diğer kapağımızı da diyelim arkadaşlar. Kapaklarımız bayağı çetin çıktı. Biraz zorlandım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öncelikle dikkat edeceğimiz konu arkadaşlar, mümkün oldukça sahtelerimizin en arkasına yerleştirmemiz gerekli iğneyi. Çünkü avcı balıklar genelde arkadan saldırmayı sever. Arka köşeden dalış yapar yeme. Şimdi az önce söylediğim ipimiz var. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bu da sizin hayal gücünüze kalmış. Farklı renklerle arkadaşlar. Şöyle kesip avucumuzun etrafında sarın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geçirin ve bağlayın. Siz suyun içinde hızlı hızlı çekerken şu an bu dağınık görünen ip dönüp sahtenize değişik bir hava verecek. Bu da balığın ilgisini çekecektir. Buraya kurdele de takabilirsiniz. Kurdele, parlak ipleri. Sizin hayal gücünüze kalmış. Bu gördüğünüz sahte iş yapar mı? Tabii ki yapar arkadaşlar. Yani yüzde olarak vermek gerekirse kaşığın %90 işini yapar. Maliyeti 1 lira civarı. 20 gramlık bir kaşığa sahip olduk. Arkadaşlar sizin de böyle değişik fikirleriniz varsa bize haber verin arkadaşlar. Bir şekilde yorum bölümüne ulaştırın. Biz de yapıp izleyicilerimize paylaşalım. Herkese rastgele arkadaşlar. Görüşmek üzere.